Hepinize selam arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu, başlıktan da görmüş olduğunuz üzere, Valorant'ta nelere sahibim olacak? Aslında daha buradayken bile biraz biraz nelere sahip olduğum gözüküyor. Neden bahsediyorsunuz derseniz, 250 kadar Valorant point'im, 15 tane Radiant'im var. Hızlıca devam etmem gerekirse 127 levelim. Ping'im bu kadar fazla değil. Dün izlemiş olduğunuz veya dün kanala atılan, daha doğrusu GTA 5 videosu şu an yükleniyor. O yüzden ping'im bu kadar yüksek. Her neyse, şimdi devam edelim ajanlara. Şimdi ajanlara geldiğimiz zaman bütün ajanlar bende açık arkadaşlar. Hatta şuradan görmüş olduğunuz üzere, yani 16 ajandan Viper'dan başlarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ajanımız, yani yarısı ajanların fullenmiş biçimde, kontratları fullenmiş biçimde görebilirsiniz aslında bakarsanız. Hiç başlanmamış olanlar da var, ancak birçoğu full arkadaşlar. Onları da sırayla geliyorum. Aslına bakarsanız oyunu biraz fazla da oynamışım. Yani buradan bakınca ajanları fullemek kolay bir şey olmasa gerek. Yani aslına bakarsanız arkadaşlar, ben oynadıkça fulleniyor. Yani özel olarak girip de bir ajanı fulleyeyim diye oyun oynamıyorum. Evet, şimdi geldik en merak edilen kısma, belki de bu videoyu açmanıza sebep olan kısma. Tabii ki de set bu değil arkadaşlar. Yani bütün her şey minima değil falan diyormuşum. Her neyse. Özellikle söktüm arkadaşlar hepsini ki tek seferde gördüğünüzde sürprizi kaçmasın. Bazı silahlarımda iki tane geliştirilebilir skin var. Bazılarında geliştirilebilir skin yok. Ancak bütün silahlarımda en kötü bir Battle Pass skini de olsa bir skin mevcut. Uğurlukları neden çıkarmadın derseniz, aslında o kadar boş zamanım var ama yani üşendim arkadaşlar. Uğurluklar kalsın. O kadar da değil. Şimdi oyuncu kartlarıma geldiğimizde, şuradan başlarsak kırmızı alarm kartından buradan devam edersek, aslına bakarsanız epey bir oyuncu kartım var. Yani 3 tane falan Battle Pass almış olmam lazım. Biliyorsunuz Battle Pass'lerde aslına baktığınızda bayağı bir oyuncu kartı ve ünvanı veriyor. Ben kendi kullandığım oyuncu kartını şu anda geri takacağım. Bu Battle Pass'in son aşamasında verilmiş olan Altın Operatör kartını kullanıyorum aslına bakarsanız. Ben bayağıdır bunları da aldım bu arada, evet. Hiç kaçırmadım. Böyle beleş varsa çöktüm direkt arkadaşlar. Altın Operatör kartı nerede? Ha pardon, buydu değil mi asıl şey? Ben karıştırmışım. Her neyse, burada karakter kartları vesaire de var. Onları da açtık. Yani bu karakterlerin kartını da açtım. Yansımaları da aldım. Onu da kaçırmadım. Bunu da aldım. Yıl bir kartını. Maşallah biz de nerede beleş oraya yerleş biçiminde gitmişiz de, ben altın operatör şeyini niye bulamadım burada ya? Ha burada. Evet, benim kullandığım kart ise kapanış operatör heykeli demiştim. Her neyse, ünvanlarda arkadaşlar şöyle baktığınızda birinci yıl açık göz akıcı alamet falan diye gidiyor. Ben buradan aşağı doğru kaydırayım. Okumak isteyenler buyursun. Buraları çok merak etmenizi biliyorum. Bir kısmınız da büyük ihtimal geçmiştir. Benim kullanmış olduğum ünvan sağlam taşıyıcı. Bu arada biraz egoistçe olabilir ama seviyorum, bilmiyorum ya. Almak için de böyle çok hype'lanmıştım. Battle Pass'ten falan verilmişti. Şuraya kadar bende var. Bunlar açık olmayan ünvanlarım. Evet, şimdi konu geldi spreylere arkadaşlar. Spreylerde de 98 tane spreye sahipmişim. Öyle diyor. Şimdi böyle sıradan ben hızlı hızlı geçiyorum. Alttan görürsünüz. Bütün hepsini buraya veremeyeceğim. Böyle hızlı hızlı tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum. Böyle geçiyorum. Şöyle çat 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 çat. Birinci kullanmış olduğum bu arada. Hilecilere huzur yok spreyi. Uğur getirsin diye tur öncesi spreyi olarak kullanıyorum. En azından hani Vanguard sembolü ya bu. Hani maçıma hile gelmemesi adına bir uğur olarak, aslında her tur başı başladığım gibi bunu yere, 99 maç attıysam 98'inde falan direkt başladığım gibi yere bunu kazıyıp gidiyorum. Bayağı yapıyorum yani, seviyorum o olayı. Direkt spreyle başla abi. Direkt go. Yani Vanguard spreyini bas, çık, git. Şöyle devam edersek aslına baktığımızda baya baya var ya harbi. Tur orta spreyi olarak FF spreyini kullanıyorum. Yani bilmiyorum, seviyorum. Bunu kullanmak istedim. Alırken yine hype'landım bunu. Hani bunu açarken daha doğrusu. Böyle de bir şey var. Hani maç içerisinde atıyorum ki bunu, hani ne bileyim. Maç içerisinde kullanmamın sebebi, işte mesela A side'dayım. A side'a atıyorum FF spreyini. Sonra gidiyorum B'ye. Mesela adam A'ya giriyor. Onu görüyor falan filan. Öyle kendimce bir şeyler kurmaya çalıştım aslında bakarsanız. Son kullandığım sprey ise şu anda gözüme çarpmadı ama muhtemelen bulacağım. GRHF değil, GGVP spreyi arkadaşlar. Hani öldürdüğüm adamın üzerine bunu atıyorum genelde. Bu şekilde yani spreylerimde. Evet, şimdi geldik en çok merak edilen kısma.
Silahlarımda hangi skinler var? Öncelikle ben rastgele şöyle bir başlayayım. Shorty'den başlayalım. Bir adet altın afetimiz, bir adet hükümlerimiz, bir adet de kolektifimiz var. Ben bunlar arasından aslına bakarsanız bir de zehir diş var. Bunu kullanıyorum şu anda etkin olarak. Şuradan gelelim Stinger'a. Elektro Stinger var. Kırmızı Alarm Stinger var. Süvari Stinger var. Ben bunlar içerisinden şu anda etkin olarak bunu kullanıyorum. Bunu kullanmamamın sebebi bu setten bir silah daha kullanıyorum. Özellikle aynı setten iki kaplamayı kullanmamaya dikkat ediyorum. Çok sevmiyorum. Öyle söyleyebilirim. Aslında klasikte de elektro seti var. Baktığınızda. Bir ufak da spoiler vermiş olduk. Hadi bakalım. Şimdi Bulldog'a gelirsek. Bulldog'da çok fazla bir seçeneğim yok. Keytech veya Kübik Tilki kullanmam lazım. Keytech'i yeni açtığım için şu anda Keytech kullanıyorum. İleride geri dönebilirim aslına bakarsanız Kübik Tilki'ye. Şimdi sıra klasikte arkadaşlar. Geldik klasiğe. Elektro klasik var. Kırmızı alarm var. Minnak tabanca var. Prizma 3 var. Bir de robot tabanca klasik var. Ben bunlar arasından bu rengiyle beraber elektro klasiği kullanıyorum. Uğurlara hiç bakmadık bu arada. Uğurlara gelelim şimdi. Aklıma geldi, çaktırmayın. Uğurlarda 60 tane bu şekilde. Bir sürü uğurum var aslına bakarsanız. Yine çeşit çeşit bir sürü bir sürü. Şöyle bakmış olduğunuzda şu en son aldığım uğur, onu hatırlıyorum, Prime Gaming'den aldım. İsterseniz siz de gidip alabilirsiniz bir Prime Gaming hesabı ile. Her neyse. Şöyle geri baktığımızda bayağı da bir şey var. Yine uğur seçeneği boş kalmasın. Evet, sıra Frenzy'de arkadaşlar. Çok bir şeyim yok. Hükümdar var. Işık dalgası var. Ragnarok Frenzy var. Ben bunlar arasından ışık dalgası Frenzy'sinin bu rengini kullanıyorum şu an için. Frenzy'm de bu şekilde yani. Evet, gelelim Baki'ye. Baki'de Elektro Baki var. Hükümdar Baki var. Şu şekilde. Bir de kırmızı alarm Baki var. Bir de süvari var. Baki'de aslında şu skin'i kullanıyorum. Yine elektro kullanıyorum. Ama Allah'tan dedim ki aynı setten skin kullanmamaya şey yapıyorum. Özen gösteriyorum dedim ha. Ne bak. Geldik Caca. Caş'ta Kübik Tilki var. Prizma 3 var. Vakur var. Bir de Yapboz var arkadaşlar. Ben Kübik Tilki'yi kullanıyorum. Harbiden bence çok güzel gözüküyor. Yani bir Battle Pass skin olarak Caca çok yakıştığını düşünüyorum Kübik Tilki'nin aslına bakarsanız. Bulldog'da da onu kullanıyorum Keytech'ten önce aslında. Son zamanlarda Keytech'e geçtim Bulldog'da. En azından Keytech'ten de bir silahım olsun diye geçtim aslına bakarsanız. Şimdi sıra geldi Guardian'a. Guardian'da da aslına bakarsanız işler çok da değişmiyor. Altın Afet Guardian, Kübik Tilki Guardian var. Pink'ten dolayı bu arada cızır diyor, böyle gelmiyor bir türlü. Bir de Yapboz Guardian var. Ben bunlar içerisinden normalde bunu kullanırım ama bunun oyun içinde ucu gözükmediği için böyle garip geliyor bana. O yüzden yine burada da Kübik Tilki'yi tercih ediyorum. Bu 3 skin arasından. Sıra geldi Marshall'a. Marshall'da Altın Afet var. Hükümdar Marshall var. Kübik Kurbağa Marshall var. Ben bunlar arasından Altın Afet Marshall'ı kullanıyorum. Evet, sıra geldi Ares skinine. Kolektif Ares var. Kübik Kurbağa Ares var. Bir de Yapboz Ares var. Ben bunlar arasında kolektifi kullanıyorum. Harbiden yakıştığını düşünüyorum Ares'e. Bayağı bir yani bu 3 skin arasından hele. O yüzden benim için kolektifin de yeri ayrıdır. İlk Battle Pass'im kolektif setindeydi. Bayağı sevmiştim o dönem. Kullanmıştım. Videolarımda da ara ara rastlamışsınızdır. Büyük ihtimal izlediyseniz tabii. Odin'e geldiğimizde çok bir şeyim yok, seçeneğim yok. Sadece Prisma 3 Odin'im var. Havalı setinin olduğunda Battle Pass'i alamadım. O ara oyunu bırakmıştım. Prisma 3'te de zorlayarak aldım zaten. Prisma 3'ün geldiği sette zar zor bitirdim. O dönemde yine oyunu başta bırak falan yapıyordum. Onun dışında yani Odin'de harbiden bir tane skinim var. Odin'de pembe kullanıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Tam troll silahımını, tam kanser olmuş böyle. Onun dışında yeni gelecek Battle Pass'i almayı düşünüyorum. Oradaki Odin skin'i çok hoşuma gitti. O yüzden şu anlık böyle ama mecbur bunu kullanacağım. Evet, kaldı Ghost, Sheriff, Spectre, Operatör, Phantom, Vandal ve Bıçak. Şimdi Ghost'tan başlayalım. En çok skin'imin olduğu silah Ghost. Fatih Ghost'um var bir adet. Bunu kullanıyorum tabii ki de. Yani bunlar arasından Galaxy Arası var. Kan Davası Ghost var. İşte Ruh Susturucu Ghost'um var. Süvari Ghost'um var. Vakur Ghost, Yapboz Ghost. Sonra bitiyor zaten. Ben bunlar arasında dediğim gibi Fatih'i kullanıyorum. Şimdi geldik Şerif'e. Şerif'te Elektro Şerif'im var. Keytech Şerif'im var. Kübik Kurbağa Şerif'im var. Kübik Tilki Şerif'im var. Son Dilek Şerif'im var ve Yağmacı Şerif'im var. Ben siyah rengini kullanıyorum genelde ama sıkıldığımda da bu iki renk arası geçiş yapıyorum. Ama beyazdan nefret ediyorum. Nedense beyaz beni çok sarmıyor. Aslında bu uğra beyaz daha çok yakışıyor ama bilmiyorum, beyaz bir türlü kullanmak istemiyor canım ya. Garip. Geldik Spectre'a. Aslına bakarsanız en son
skin aldığım silah da Spectre aralarından. Kolektif var, Spectre'da kübik kurbağa var. Bir de Magepunk Spectre'ım var. Bunu daha dün aldım hatta. Yani siz videoyu izlerken, yani bu videonun yayınlandığı gün daha doğrusu, 1-2 gün öncesinde alındı bu skin. Şu anlık Seerpunk'ı kullanıyorum ki büyük ihtimal bayağı bir sürede bunu kullanacağım yani. Öyle çok bir silah üzerine 5 skin almıyorum, o yüzden bunu uzun bir süre daha kullanacağım. Evet, geldik Vandal'a. Şimdi Vandal'a geldiğimizde altın afet var. Asilim var bir adet. Deli Pop Vandal'ım var. Keytech Vandal var. Kolektif var. Bir de süvari var. En az sevdiğim de süvari bu arada. Bunlar arasından asili mi deli pop mu kullanıyorsunuz derseniz, en son asili aldım Vandal'a. O yüzden asil Vandal'ı daha çok kullanıyorum. Asil Vandal'ı daha çok seviyorum deli popa nazaran. Ama ilk skinlerimden biri de deli pop Vandal aslına bakarsanız. Yani ilk 2-3 skinimden biri deli pop Vandal. Ama ben yine de asili kullanıyorum şu an için. Evet, Phantom'u geride bırakıp operatöre geçelim hızlıca. Operatörde Ejder Ateşi operatörüm var. Bu rengini kullanıyorum şu anlık ama genelde bunu kullanırım. Şimdi hatta bunu da takayım. Keytech var. Kırmızı alarm operatör var. Eski Valorant kliplerimi izleyenler bilir. Bu operatörü bayağı bir kullandım. Bir de süvari operatör var. Evet, şimdi geldik Phantom'a geri. Phantom'da Asil 2.0, Oni Phantom ve Vakur var. Bunlar arasından Oni Phantom'u çok kullanmıyorum. Genelde arkadaşlarım tak deyince takıyorum. Onun harici ben genel olarak asilciyim arkadaşlar. Asil setini çok seviyorum. Hem Vandal'da hem Phantom'da olsun asili gerçekten bayılıyorum. Şimdi geldik yakın dövüşe arkadaşlar. Burada da aslında az bir skin yok. Yani bıçak veriyor oyun size Battle Pass'te bile. Aslında bu değerli bir şey. Altın afet hançerim var bir adet. Aldığımda çok sevinmiştim bayağı. Ara ara da kullanırım böyle nadiren. Bir tek bıçak var. Bunu yani bu sezon aldığım için bu sezona kadar gelen bıçaklara bak, bir de buna bak diyorum. Ve Riot ne olur artık kılıç getirmeyi kes. Ne olur ya Rabbim. Riot kılıç getirmeyi kessin ya Rabbim, ne olur. Yeter artık, kılıca doyduk. Bir adet kolektif kılıcım var. Yine ilk setim, bahsetmiş olduğum ilk Battle Pass'im. Özel harekat kelebek aldım. Bunu geldiği gibi direkt yapıştırdım arkadaşlar. Hesapta VP vardı. Çok seviyorum ve şu anda etkin olarak bunu kullanıyorum bıçakta. Bir tane Prisma 3 baltam var. Bir de Valorant Go 1. ciltim var. Videolarımda bayağı bir görmüş olmanız lazım. Yani en az 10-15 video falan bununla geldi. Ama artık bu bebek de gelecek. Evet, setim bu şekildeydi arkadaşlar. Benim hesabım bu şekildeydi. En sevmiş olduğunuz skinleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya kendi hesabınızda kullandığınız skinleri aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya aklınızda skinlerle alakalı bir soru işareti varsa onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hep beraber bakarız, yardımcı olmaya çalışırız en kötü. Yani ben bir şeyler yapmaya çalışırım. Her neyse arkadaşlar, iyi butonundan benim şu ana kadar editlemiş olduğum bütün Valorant videolarına ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.